Adnan Yılmaz'ın oğlu. Demir, sen ne söylediğinin farkında mısın? Farkındayım anne. Ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. Kim söyledi bunu? Züleyha mı söyledi? Yılmaz'dan mı dedi? Evet. Adnan Yılmaz'ın oğlu dedi. Sen de inandın mı? Anne. Demir, Allah aşkına oğlum ya. Züleyha söyledi diye sen özbeöz oğlunu red mi edeceksin Demir? Anne, biliyorum diyorum. Adnan Yılmaz'ın oğlu, bunu biliyorum. Ay Demir, sen saçmalıyorsun gerçekten. Sen bilmiyor musun o kız alıp çocuğunu kaçmak için neler uyduruyor oğlum? Senin yumuşak karnını bulmuş o. Sen nasıl onun söylediklerine inanırsın? Ben onun söylediğine inanmıyorum ki anne. Ben bildiğim hakikate inanıyorum. Ne hakikat? Ne hakikat ne? Anne, Allah aşkına. Filiz'le 6 sene evli kaldım. Götürmediğim doktor kalmadı. Birçoğuna beraber götürdük. Oğlum bu şans. Bak ikinci kocasında hamile kaldı. Bak ne güzel. Bak senin de bir yavrun var değil mi? Yapma anne, yapma. Filiz'i doktor doktor gezdirirken kendim gitmedim mi sanıyorsun? Kusurum ben de olabileceğini düşünmemiş olabilir miyim anne? Gittiğimiz bütün doktorlar Filiz'in anne olmasına mani bir durum yok dediler. Bunu sen de biliyorsun. Sonunda kusur bende olabilir dedim. İstanbul'da ünlü bir profesöre gittim. Tahlil yaptı. Maalesef dedi. İnanmadım, bir daha yaptırdım. Yine inanmadım, bir daha yaptırdım ama netice değişmedi. Baba olamayacağıma inanmak istemedim anne. Kabul etmek istemedim. Nasıl kabul edebilirdim ki? Koskoca Çukurova'nın beyi dölsüz kalacak. Soyu kuruyacak. Sonra acı da olsa hakikati kabul etmeye mecbur kaldım. Neden doktora gittiğini söylemedin? Nasıl söyleyebilirdim ki? Kendime itiraf etmem bile. Bunlar hep Filiz'in ahı anne. Ahını aldım kızın. Kabahatin onda olmadığını bile bile. Acı çektirdim ona. Canını yaktım. Adım kısıra çıkmasın diye onu suçlayıp durdum. Nefret ediyordu konaktan giderken. Bile bile mi evlendin Züleyha'yla? Bile bile. Bakma öyle anne. Züleyha'nın benden hamile olduğuna inanabilecek kadar aptal mıyım? Hı? Ben her şeyi biliyordum ki. Her şeyi. Züleyha'nın hayatındaki ilk erkek olmadığımı, benden hamile olmadığını, her şeyi biliyordum. Yılmaz hapishaneden kurtarmaya gittiğimde Züleyha benim karım dedi. Resmi nikahımız yok. Ama Allah huzurunda benim karım oldu dedi. Ben evlendim. Vazgeçmem için çok geçti.
Hani doktordan gelip bana müjde dedin ya, hatırlıyor musun? Demircim gözün aydın. O zaman anlamıştım. Daha o zaman. Ben anladım, fark etmedim ben. Yapma anne, yapma. Yapma. Bunu sen de biliyordun. Nasıl? Süleyha'nın durumunu başından beri her şey, her şeyi biliyordun. Ben nereden bilebilirdim? Benim doktora gelmemi neden istemedin anne? Hı? Sana demedim mi en az 3 aylık diye? Sen doktorla mı konuştun? Konuşmama lüzum yok ki. Merdivenlerden düşmesine bahane oldu. Erken doğum yaptığına inanacaktım. Tabii Züleyha'ya o kadar aşıktım ki ne söylersen inanacağımı düşündüm. Öyle değil mi anne? Bir şey söyle anne. Bir şey. Filiz'le evlendikten hemen sonra herkes Emir Bey'in ne zaman çocuk sahibi olacak demeye başlamıştı. Torununuzu ne zaman kucağınıza alacaksınız? Yamanlara ne zaman bir torun gelecek? Uzun süre gelinimiz tedavi oluyor dedim. Sonrasında da boşandın zaten. Herkes kusur Filiz'de sandı. Ta ki Adana'ya karnabahında gelinceye kadar. Sen ne zaman fark ettin Züleyha'nın hamile olduğunu? Yılmaz hapse girdikten sonra mı? Söyle artık anne, söyle. Hakikati bildiğini gizlemekten yorulmadın mı artık? Ben çok yoruldum. Başka çarem yoktu annem, bir çözüm bulmak zorundaydım. Filiz karnabahında bütün Çukurova'ya kusurun onda olmadığını söylüyordu. Yılmaz hapse girdikten sonra bir gün ben Züleyha'yı banyoda kusarken gördüm. Olmadıklarını biliyordum zaten. Öpüşürken görmüştüm bir kere onları. Hamile olduğunu anladım. Demir. Sen mutlu ol diye anneciğim. Senin bir yuvan olsun diye Demir. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Biliyorum. 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 En başından beri biliyordum zaten. Züleyha ile evlenmemi kabul ettiğinden beri biliyorum her şeyi. Her şey. Nasıl? Benim tanıdığım hünkâr Yaman, konağımın hizmetçisiyle evlenmeme asla müsaade etmezdi çünkü. Hiç mesele bile etmedi. Züleyha'ya münasip bir geçmiş uydur dedim. Bunu bile kabul ettin. Çünkü onu çok sevdiğini gördüm Demir. Senin erkekliğine bir şey söyleyeceklerine varsın. Hizmetçi kızı gelin aldı desinler diye düşündüm. Annem sen mutlu ol istedim, sen mutlu ol istedim Demir. Seni suçladım sanma anne. Seni suçlamıyorum asla. Benim için yaptığını biliyorum.
İkimiz de bildiğimiz hakikati gizledik birbirimizden. İkimiz de. Annesinin bir tanesi. Niye uyumuyor benim Yılmaz'ım ya? Neden uyumuyor benim Yılmaz'ım ya? Yılmaz'ım benim. Babanın adını verdim ben sana oğlum. Baban er ya da geç hakikati öğrenecek. Okyay'dan çıktı bir kere. Ne olacaksa olsun. Çocuğunun olmayacağını bilmeseydin, Yılmaz'dan hamile olduğunu bile bile yine de evlenir miydin onunla? Ben aşık oldum Züleyha'ya. İlk gördüğümde tren istasyonunda, çeşmenin başında. O an kaderimde ne varsa yaşayacağımı biliyordum zaten. Başıma gelen her şey kabulümdü. Peki Adnan, onu seviyor musun? Bu nasıl bir soru anne? Ne bileyim, Yılmaz'ın çocuğu ya, o yüzden. Ben onu kucağıma aldığımda öz oğlum bildim. Benim kanımdanmış değilmiş, umurumda bile değil. Ben onun için her şeyi yaparım anne. Yoksa... Hayır, 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 katiyen, katiyen. O benim torunum, o benim canım, o benim canım, canım. Canım. Peki Züleyha bildiğini biliyor mu? Hayır anne. Hayır. Ne söyleyeceğim ki? Kısır olduğum için Yılmaz'ın oğlunu kabul ettim diyecektim. Yılmaz bir gün Adnan'ın kendi çocuğu olduğunu öğrenirse... Züleyha Yılmaz'ı Adnan senin çocuğun derse. Olacaklara katlanır o zaman anne. Her yalanın bir bedeli var. Onların yalanının bedeli de bu. Adnan benim oğlum. Onu kimseye vermem. Ne Yılmaz'a, ne başka birine, hiç kimseye. Her şeyi yaparım onun için anne. Gözümü bile kırpmadan. Getirdim abla. Getir, getir. Fadik, çayı da getir gülüm. Tamam abla. Şöyle bir akşam sefası yapalım kendimize. Afur abine de söyle. Tamam. O da gelsin. Aman Allah turşusunu kur biz kocam. Kızım uyuz oluyorum. Varaşımıza bir getirecek saniye dediydi dersiniz. Şimdi Seher'in yalan söylediğini ikimiz de biliyoruz. Evet anne. Kim bilir kimden peydahladı. Bana yamamaya çalışıyor. Aklı sıra bizden bir şeyler koparacak, derdi bu. Bir çözüm bulmamız lazım ama. O kız gidip bir yerlerde Demir Bey'den hamileyim derse ne olacak? Anne, yapacağımız şey belli. Göndereceksin bunu konaktan. Tamam, gönderelim ama ya bir yerlerde Demir Bey'den hamileyim derse oğlum? Ne yapacağız yani? Konakta mı tutacağız anne? Ondan mı korkacağız? Hayır, tabii ki
tutmayacağız, tabii ki korkmayacağız ama bir çözüm bulmamız lazım. Bul ne çözümü bulacaksan. Ya da ben konuşayım, 2 dakikada konuşturayım onu. Kimden peydahladığını anlatsın bana. Hayır, olmaz, olmaz. Söylediğince söyleyecek mi sanıyorsun? Tamam, tamam. Sinirlenme, ben bir çözüm bulacağım. Aman atananı, canım atananı. Ben sana yandım, güzel delikanlı. Aman atananı. Al bakalım, ah, oh. Güzel delikanlı. Hey, 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 hey. Ana, ana gün. Oy. Oh, belim koptu ha. Oh. Ay. Ama bey çocuğunun anasına da bu kadar eziyet edilmez ki canım ya. Seher. Gel buraya. Buyurun Gökhan. Gökhan, ben ineklerin yemini suyunu verdim. Eğer başka bir emriniz yoksa uzanayım biraz. Böyle ayakta durmak biraz zor oluyor da. Buraya Büyük Hanım. Yok bir şey kızım, öyle konuşmaya geldik. Gebesin demek. Yüksek sesle söyle, Demir Bey'in de duysun. Gebeyim. Duymadık. Gebeyim. Gebesin. Tamam. Peki Seher, bu bebeğin babası kim kızım? Söyledim ya Büyük Hanım. Bir daha söyle. Bir daha söyle ama doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Sizin gönlünüz olsun diye yalan söyleyip başkasının günahına mı gireyim? Anlattım ya size Büyük Hanım. Demir Bey'im çok sarhoştu o gece. Bağ evinde. Yatağına taşıdım. Seher. Doğruyu söyle. Kim ister nikahsız gebe kalmayı? Ben ister miyim el aleme rezil rüsva olayım? Telli duvaklı gelin gidecektim ben de. Elime ilk kocamın eli değecekti. Bebelerim olacaktı. Ama şimdi... Bir hanım Allah çarpsın, ben doğruyu söylüyorum. Kızım bak, bu çocuğu kimden peydahladıysan söyle, kötü olacak. Hatırlamıyorsunuz beyim, hatırlamıyorsunuz. Bak hala. Ben sizin kanınızdan bir bebe olacak diye söyledim. İstemezseniz kabul etmeyin. Al bebeni git derseniz ben giderim. Kızım bak, elimde kalacaksın, anlamıyor musun? Doğruyu söyle. Siz çok sarhoştunuz o gece beyim, hatırlamıyorsunuz. Ben hatırlıyorum, hatırlıyorum, merak etme. Hiçbir zaman bu kadar sarhoş olmadım. Beni yukarı taşıdın, yatağıma yatırdın, ayakkabılarımı çıkardın. Evet bunlar doğru. Ama sana hiçbir şey yapmadım. Yalan söyleyip durma Seher. Beyim. Karnımdaki bebeğin üstüne yemin ederim. Ulan niye gitmedin o zaman? Madem ırzına geçtim, niye yanımdaydın? Ben sabaha kadar ağladım beyim. Mahvolmuştum. Kendimi bilmiyordum ki. Seher. Kızım bak, karnındaki çocuğun benden olmadığını biliyorum. Doğruyu söyle. Siz de. Sakın yarabbim. Bununla mı uğraşacağım ya? Seninle mi uğraşacağım? Seher. Kızım doğruyu söylesene. Seher. Bak seni gebertirim, şu dereye atarım. Şu kadarcık da canım yanmaz. Doğruyu söyle bana. Sizden... Kızım. Seher. Tamam söyleyeceğim. Tamam doğruyu söyleyeceğim. Kafuradan...
buradan mı? Senin Gafur'la ilişkin mi var? Yok hanım, benim hep peşimde dolandı, yemin ediyorum. Evli barklı adamsın dedim. Saniye ablaya yazıktır, günahtır dedim, dinletemedim. Kandırdı beni. Ben istemedim. Tazeleyin mi Gafur abi? Tazeleyin. Bak, bak, bak saniye. Görüyor musun? Adliyenin orada yine olaylar olmuş ha. Diyor ki, davalı tarafla öteki taraf birbirine girmiş, kavga etmiş. Biri ağır, 4 tane yaralı diyor. Ya tükürme. Tükürme sağa sola, hecin devesi gibi Allah aşkına ya. Bu ne? Bu kaste ya, bu kaste. Bu kaste niye var? Ya arkadaş, bu nasıl adliye ya? Yani askeriyenin acemi birliğinde ya bu kadar silah ateş edilmiyor ha. Bayat haberi Gafur abi. Geçen ayın gazetesi abi. Bayat gazeteyi niye getiriyorsun, önüme koyuyorsun Gülten? Oku diye mi koyduk o şey? Abla. Bu saatte ne işi var? Allah bile gene kime göz süzmekten geliyordur. He, süzmüştür Saniye. Süzmediği adam kalmadı ki. Ağlamış gene galiba. Yeter olsun. Şu afırlara, tafırlara bak. Kız ne oldu? Gene dayak mı yedin yoksa konağın ortasında? Ben gideyim bir ağzının payını bir vereyim Saniye. Neye vereceksin? Nasıl neye vereceksin? Ne oldu da ağzının payını vereceksin? Ya Yamanlar çiftliğinin koskoca Gafur ağası burada hanımıyla bacılarıyla oturuyor. Geliyorsun, geçiyorsun, bir selam vermiyorsun ya. Dingonarım burası. Eşekçi başı mıyım ben? Olmaz öyle şey. Gafur, kuru dizine otur aşağı. Dizlerimi senden çıkarmayayım. Otur aşağı. Hadi git bak. Karnı yağılır. Kendini atıyor. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Ulan ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Kapının kanımla ne yapacağım ben? Saniye boş ver, beni de almaz bu. Ulan ben kaldım ortada. Ben kaldım Allah'ım, ortada kaldım ben. Seher ne oldu? Yavrum seni! Seher ne oldu? Seher. Seher niye ağlıyorsun, anlatsana. Ne oldu? Niye uyumamış benim oğlum? Ha? Neden uyumamış benim oğlum? Ay dur 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 dur. Aa, kalkacak. Kalkacak neredeyse. Uyumadı mı da? Uyumadı. Ben de bıraktım. Nasıl mama yiyecek diye. Oğlum benim. Güzel oğlum. Babasının aslanı. Her şey en iyisi senin için olsun. En güzeli. Evet, sen de büyüyeceksin. Balın gibi yaman bir bey olacaksın. Çukurova'nın yiğidi Adnan Yaman.
Baban senin için canını verir. Canını. Sen de küçükken bana banyo yaptırıp saçımı böyle tarardın. Pembe bir tarağım vardı. Hatırlıyor musun anne? Ay hatırlamam mı? Sen de acıyor, acıyor diye ağlardın. Ay gerçekten hatırlıyor musun anne? Hatırlıyorum. Ama hünkâr ağlamazdı. O çok dayanıklıydı. Evet doğru. Hünkâr dayanıklıdır. Hünkâr her şeye göğüs gerer. Bir mesele varsa hünkâr çözer. Dimdik durur. Kan kussa kızılcık şerbeti içtim der. Ailesinin itibarını korur. Ama yıllar sonra düştüğüm duruma bak. Ne Demir'i ne de ailenin itibarını koruyamadım. Ay, Demir o yakışıklı olan mı? Hani Ayhan Işık'a benziyor. Sen Ayhan Işık'ı da mı hatırlıyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol. Yılmaz. Bir baksana ben karar veremedim. Sence hangisi? Sence? Şu gibi sanki ha. Tamam bu olsun. Bence de bu çok güzel. Hiç bakmadın bile. Bir şunlara falan da bak. Benim için fark etmez Müjgan. Sen hangisini sevdiysen bak. Bu çok güzel bir renk. Yılmaz olmaz öyle. Olur olur. Burası ikimizin odası olacak. Senin de içine sinmesi lazım. Sen burası ikimizin odası mı olacak dedin şimdi? Öyle olmayacak mı? Öyle olacak. Hangi tarafta yatacaksın? Evlat, seçtiniz mi boyanın rengini? Ha, seçtik, seçtik. Seçtik mi? Evet. Atıyor baba, hiçbir şeye bakmadı bile. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun dedi, çıktı işin içinden. Ama doğru söylüyor Hekim Hanım. Yani erkeğe bırakılmaz ki bu işler. Biz bir şey anlamayız bu işlerden. Sen beğendiysen tamamdır. Ha Müjgan. Buyur babacığım. Gerçi Yılmaz'la konuştuk istemiyor dedi ama... yani eğer sen... Hayır babacığım. Ne diyeceğimi nereden biliyorsun? Ben bilirim sizin ne söyleyeceğinizi. Eğer istiyorsanız gönlünüze göre bir yer bulun, orada oturun diyeceksin öyle değil mi? He, vallahi bunu söyleyecektim. Yani bak şimdi hepimiz Çukurova'dayız. Ha aynı çatı, ha yan çatı. Ne fark eder? Ama biz aynı çatı istiyoruz, öyle değil mi Yılmaz? Öyle. Biz babamızla aynı çatı altında oturmak istiyoruz ama siz bizi istemiyorsunuz galiba. Aşk olsun. Olur mu öyle şey? Yani ben hep böyle geniş bir ailenin hayalini kurdum. Dedim ki dört duvar arasına ne kadar insan sığarsa yolumuz o kadar kesişsin diye dualar ettim. Şu anda dünyanın en mesut insanı benim. E tamam o zaman. Çözdük. Sorun yok. Aa, çocuk odası için mobilya almamız lazım. Şşş, Yılmaz sussana. Niye canım? Aa, çocuk istemiyor muyuz? Evet, doğru söylüyorum. Doğru. Ben üç çocuk istiyorum mesela. İki oğlan bir kız. Aferin evlat. Üç iyidir, üç iyidir. Ya sus diyorum, hala konuşuyorsun. Ha, ayrıca beş kız olsa da fark etmez. Yani anne baba siz olduktan sonra onlar dünyayı fetheder. Ha, Nazire. Kahvaltıyı bahçeye hazırladın değil mi kızım? Evet am. Emine çayları katıyordu. İsterseniz hazır buyurun geçelim. E hadi geçelim. Ay kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Biraz dikkat etsenize. Abla hemen temizleriz. Nazire abla sıkıntı yapma. Buralar zaten zımparalanacak, cilalanacak. Neyse tamam Nazire tamam. Hadi geçelim biz. Bak. Bak, orada sanki duvara sıçradı biraz. Oraya da aldın, tamam mı? Tamam al. Artık bu düğün yerine de bir karar vermeniz gerekiyor.
Matbaacı Kemal devamlı beni arayıp duruyor çünkü. Ne olacak bu davetiyeler diyor da başka bir şey demiyor. Karar verdik baba. Bak sakın, sakın o şehir kulübü falan demeyin. Orası çok küçük. Yok orası değil. Biz düğünü burada yapmaya karar verdik, bu bahçede. Burada? Hı hı. Bahçede. Buraya o kadar insan sığar mı evlat? Olsun. Zaten kalabalık olmasın baba. Sadece sevdiğimiz insanlar gelsin. Küçük, samimi bir düğün olsun yeter. Niye öyle olsun? Benim bir tane oğlum var. Çukurova'nın en güzel düğünü olsun. Şöyle anlı şanlı bir düğün yapalım. Değil mi? Dedim sana kabul etmez diye. Ya, tabii yani düğün sizin düğününüz. Ne isterseniz öyle yaparız. Yani gerçi ben biraz eskiye gitti de yani nürbetini görmek, neyse son söz sizin. Siz nasıl isterseniz o olsun. Yani baba haklısın tabii ki de niye küçük olsun, büyük bir düğün olsun böyle anlı şanlı. Cihan şimdi yaşasaydı düğünlerin en büyüğünü yapardın ona. Yapardım be evlat. Yapardım, yapmaz mı? İnsanın evladı gibisi yok ki. Ben Cihan'ın sünnetini bile görmedim. Göremedim. Zeynep'imin mürüvvetini göremedim. Mezuniyetini göremedim. Okusaydı senin gibi hekim olmasını isterdim. Ama işte akıllı olan nasipte olmuyor ki. Ne yapalım, kader işte. Kader. Tamam baba. Hem senin hayalin bizim de hayalimiz. Burada yapalım düğünü. Büyük bir düğün olsun. Her şeyin en güzel olsun. Eksik olma Hekim Hanım. Ben Yılmaz'ı Cihan'ımın yerine koymuştum. Şimdi Allah Zeynep'imin yerine de seni gönderdi. Var ol. Ayrıca bak ne düşündüm biliyor musunuz? Burası var. Burası kocaman bir yer. Burada yaparız düğünü. Herkes de sığar buraya. Evet bence de. He? Bence de. Tamam o zaman. Şuna bak. Çelksizler. Onları indirdikten sonra da perdeleri al. Tamam cilalanacak da. Anne bunlara da yardım edin mi? Yok kızım yok, sen elleme bak, her taraf boya. Üzerin başın boya olur. Ayakların da çıplak zaten. Kızım ellemesene. Neymiş bu? Mektup mu? Allah Allah. Ben nasıl görmemişim bunu? Düşmüş herhalde. Her gün de siliyorum ama. Aa, Yılmaz abime bir mektup gelmiş. Başucuna koymuştum. Düştü demek. Ah be kızım. Ya mühimse? Bak, benim teklifim hala baki. İster burada yapalım, ister Adana'nın en lüks otelinde yapalım. Hiç fark etmez yani. Yılmaz. O ne Nazire abla? Mektup galiba. Ya, dökülen boyanın altından çıktı. Bana mı? Bilmiyorum. Ama Melek Yılmaz abime gelmişti dedi. Kim göndermiş? Okumuyor ki, bilmiyorum. Yatağın altına düştü galiba. Ya her gün de siliyorum ama nasıl görmediysem. Bir bak bakalım evlat, belki okursun. Beni senden ayırdıklarında bir defa ölmüştüm.
Şimdi senden bana kalan tek şey. Oğlumu aldılar benden. Artık yaşamamın bir manası yok. Bu acıya daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Yok, okumuyor zaten. Mürekkep dağılmış. Gülten, yengem şu çöpü değiştiriver hele. Geceden unutmuşuz. Bak ceset gibi kokmuş mutfak. Anlıyor musunuz kokuyu? Şimdi büyük hanım 500 tane domates fidesi getiriyor. Tamam. Bu şey yok mu bizim? Kumlu tarla. Oraya dikilecek. Aşağı köylerden eline çabuk 10-15 tane adam. Kumlu tarlaya domates olur mu ağam? Olmaz mı? Olmaz. Demir Bey'im onları ecnebi memleketten husisi olarak getiriyor, husisi olarak. Sır. Senin aklın Demir Bey'imden daha mı çalışıyor? Başka türlü domates onlar, başka türlü. Abiciğim bak hele, beni iyi dinle. Şimdi gideceksin Suluköy, Akçapele, İkizli. Bu köyleri gezeceksin böyle, eline çabuk ama bak fideleri telef etmeyecek 15 adam bulacaksın. Ya da adam bulma, kadın bul. Kadın olursa yarım yemeğe veririz. Tamam. Şey yapma, dediğim gibi bu güzel, 20 kadın. Niye yarım yemeğe verir misiniz kadınlara? Kadınlar yarım mı dikiyor fideleri? Ya Gülten, sana hesap mı vereceğim ben burada? Yürü git işine. Kadınlar da güneşin alnında çalışıyor abi. Hem kadınlar daha güzel dikiyor. Gülten yürü git işine kız. Deletme beni ha. Yalan mı abi? Kadınlar daha güzel dikmiyor mu fideleri? Var ya o çırpı bacaklarını kırarım ha. İyi ki bir tarla tapusu aldın ha. Beş karış değil. Hanım ayı kesildi burada başımıza. Yumurtaya tuz atayım mı abla? Yok yok, attım ben, attım. Gülten domatesleri çıkardın mı? Çıkarıyorum yenge. Ha gülüm, bunları bir kesiver ancak ince ince. Kurban alayım ince ince. Gülten! Nerede o? Gel buraya, gel. Kaçma. Gel buraya. Bak bacım acı demeyeceğim. Senin o dilini kopartacağım. Bana laf geçiştiriyorum milletin içinde ya. Ya ne oldu? Gene ne oldu? Ya yenge, kadın amele bul. Yarım yömeğe çalıştırırsın diyordu Abuzer'e. Ne, 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 ne? Ne? Öyle mi? Ya saniye, anlasana. İktisat yap. Başlarım senin iktisadına. Bana bak, kadınlar da anaları ağlayana kadar çalışmıyorlar mı? Yoksa... Hele bir yarım yemeğe vermeye kalk kadınlara. Bak nasıl söylüyorum o zaman büyük hanıma. Ya tamam. Gülten, ihaleyi çıkar. Ver bana. Yarım yemeğmiş he. İyi be. Buldunuz ağzı var dili yok kadınları. Köle gibi çalıştırın. Ya ne yapıyorsun? Hadi senin köyün yansın bak. Bak ekmeğine bandırıyor. Kız bu içerinin miydi? Yok sana yaptım. Ya, ya bu olacak, aman saniye bir tanesi patlamış dersin. Allah Allah. Zukkum bak hala ekmeğine bandırıyor. Ay zukkum ya Gülten, dört tane daha yumurta çıkar. Haydi, haydi gülüm. Ya ne yapayım saniye? Dayanamıyorum ki ben. Yani sen de alıyorsun, hem ortaya koyuyorsun hem de kızıyorsun. O zaman götür içeri koy. Ya babacığım sen de ne sormadan daldırıyorsun ekmeğine? Yok sana yumurta mı yumurta? Kız kız kız, dur. Mis gibi yumurta dökme, ben yerim. Yerim ben, getir kurban olurum, yerim. Ay. Tamam gafur, tamam. Tamam, acıdım, al. Kurban olayım şu garibana, bir dilim de peynir çıkar. Vallahi mı kız? Vallahi. Saniye, kız sen beni seviyorsun ha.
Neyini seveyim senin? Çirkin şey. Çirkin? Kız taş olursun, taş ha. Koskoca Çukurova'da benden daha yakışıklı bir ağa var mı Saniye? Ama bak ne diyeceğim. Şimdi ben yakışıklıyım ama sebebi sensin Saniye. Bana o kadar güzel bakıyorsun ki. Ağzından da bal akıyor maşallah. Hele bir her gördüğün tavaya ekmeğini daldır. Bak o zaman ne yapıyorum ben sana. Ya Saniye. Yani İstanbul havası gibisin ya. Ne zaman açacağın, ne zaman yağacağın belli olmuyor. Olmaz. Ayağına dayak al. Hocaların hassı. Allah Allah. Gerçekten ciddi misiniz siz ya? Evet evet vallahi bütün gece gözüm uyku girmedi. Çok şaşırdım. Ben pişman oldum o zaman. Neye pişman oldun? Senin arabanın aynasını kırmış ya. Ben de üzüldüm, korudum. Korumasaymışım keşke. Baksana arkadan neler çeviriyormuş. Sen nereden bileceksin ki bir tanem? İyi niyetle savundun işte. Ay kızım zaten bu ahlaksızlığı yapan her şeyi yapar. Arabayı çarpar, camı kırar, yapar yani. Ahlaksız. Bir de onlar geçen gün bir kavga etti. Muhtemelen bu yüzden. Saniye şüphelerinde haklı o zaman. İşte neler oluyor bu çiftlikte hiç haberimiz yok. Anneciğim şu ellerini yapma. Yapma güzelim yapma. O nasıl peki cüret etti size bunu söylemeye? Valla ne bileyim çocuğum yani ahırda ağır iş yaptırmayalım diye herhalde. Hamile acıyalım bir kenarda oturtalım falan diye. Ne bileyim bilmiyorum ki. Önünde sonunda hakikat ortaya çıkmayacak mıydı? Çıktı işte. Peki hemen Gafur'dan mı dedi? Hayır. Hemen Gafur demedi. Biz biraz tabii ısrar ettik. Sen ne zaman konuşacaksın Saniye'yle? Şimdi ben bir Gafur'la bir konuşayım. Bir ne dediğini duyayım ondan sonra. Konuşacak mısınız Saniye'yle? Tabii. Olmaz yani. Saniye'ye söylemek lazım. Gafur'la seyri ne olacağını o karar verecek artık. Saniye'nin diyecekleri önemli. Evet, bence... Hangi konuda ne diyeceğim Büyük Hanım? Ay gebermişsin ya kızım, onu diyorlar. Anneciğim aşk olsun, aklı karış. İnşallah kızın olur, kız gibisi yok. Ay benim bir Hasenem var. Melek. Hadi. Ne? Sen bakma ona. Bu kilerdeki reçelleri çıkardın mı sen? Zamanı mı reçelin? Yani turunç reçelin zamanı mı? Kızım şu anda. Çıkardım hanım. Hatta bu kavanozları duruladım, yıkadım iyice. Onlar hazır yani. Tamam. Ay ne olur beni uğraştırma onlarla kızım, tamam mı? Tamam. Başka bir şey? Benim yok. Sağ ol Saniye. Afiyet olsun. Aşk olsun. Aşk olsun anne. Yüreğim ağzıma geldi. Peynirim bitti kız. Hepsini yedin abi. Yahu kendi malın gibi sakınıyorsun benden ha. Koy biraz daha. Allah Allah ya.
Abla, çamaşırları toplayayım mı? Abla, hı. Çamaşırları diyorum, toplayayım mı? Ya topla, topla, topla. Ne oldu Saniye? Bir şey mi oldu içeride? Bir şey mi dediler, canımı mı sıktılar? Yok, bir şey demediler. De büyük hanımın bir diyeceği vardı sanki. Nasıl? Yok, sanki hani böyle bir şey diyecekti de caydım. Ya büyük hanım diyeceğini demekten cayar mı? Ne zaman caymış? Ben biliyorum ne diyeceğini. Diyecek ki, ya iki tane yumurtayı kocana çok görüyorsun, esirgiyorsun. Koy adamın önüne dört tane yumurta yesin. Sevsek sevsek konuşma Allah aşkına ya. Ya zukkumdan defol git buradan. Haydi Zibilen işimiz var Gaffur, Allah aşkına seninle mi uğraşacağız? Tamam. Haydi. Biliyorum. Haydi Karabaş, haydi. Haydi anacığım ya. Tamam, gittim. Bir de ağzını bana siliyor, pis. Yıka şurada. Kolay gelsin. Sağ ol ağam. Ne yapıyorsun Gündo? He? Kel kafandaki saçları tarar gibi tarıyorsun ya. Nazik nazik. Akşama kadar bitmez ya. Ver bakayım o süpürgeyi bana. Çekil kenara. Sır. Öyle böyle tarıyor ya. Bak, görüyor musun? Ah, iki rak kadar ettirdim ha. Ah. Gafuram. Ah. Gafuram. Ne? Büyük hanım seni ahıra çağırıyor. Büyük hanım beni ahıra çağırıyor, niye? Bilmiyorum valla, Demir Bey de orada. Bir gelsin dedi. Allah Allah. Hayırdır ya? Ahırı mı temizlemediniz yoksa? Yok ağam, ahırı adam aklı temizledim. Bak sizin yüzünüzden azar işitirsem, yemin ediyorum kaçacak delik arayına, mahvederim sizi. Tut lan. Hele bacım çabuk. Ne olmuş? Ne konuşuyorsun Gafur Ağa'nla? Demir Bey'le büyük hanım ahıra gelsin dediydi, onu söylüyordum abla. Hı. İkisi de mi? Ne oldu ki? Yok bir şey gülüm. Allah Allah. Haydi kolay gelsin sana, haydi. Allah Allah. Gene ne işler kovalıyorsun Gafur? Büyük hanım, kapıdaki odunları gördüyseniz ben Sülo'ya öğleden evvel kaldırdım. Hayır oğlum ya, bırak şimdi ne odunu. Abdi mi? Abdi mi bir densizlik yaptı büyük hanım? Burada tek densizlik yapan sensin. Gafur, sen bunu nasıl yaptın oğlum? Beni hayal kırıklığına uğrattın. Horoz mu büyük hanım? Gülübük. Kümeste durmadı, kaç zaten erken de ötüyordu. Bırak şimdi horozu. Pislik herif. Büyük hanım ne yaptım ben? Gafur. Seher hamileymiş o. Ne? Senden? Evet, senden hamileymiş. Ne diyorsunuz Demir Bey? Oğlum Seher ağlıyor zırıl zırıl. Gafur'dan hamileyim diye. Yok öyle bir şey büyük hanım, yemin ediyorum, yemin ediyorum. Yok öyle bir şey, kat'i surette öyle bir şey yok. Yalan söylüyor büyük hanım, iftira yapıyor bana. Allah aşkına. Büyük hanım bakın. Seher denen haysiyet size elimi sürdüysem şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Demir Bey'im kurban olayım. Benim Seher'le hiçbir münasebetim yok. Yani burada beni arkasından konuşturmayın. Şu duvarı yapan ustayla var ya büyük hanım, köşede cilveleşirken mi görmedim? Süt almaya gelen bizim Mehmet yok mu büyük hanım? İşte onunla fingirdeşirken mi görmedim? Ulan niye senin adını veriyor o zaman? Seninle bir alakası yok da. Bilmiyorum Demir Bey'im, bilmiyorum. Belki de yamayacak yeri arıyordur. Gafur. Kurban olayım. Ben Saniye'nin üstüne gül koklar mıyım büyük hanım? Ya Saniye duyarsa ne der? Öldürür beni büyük. Saniye duyarsa ne olur büyük hanım? Ne derim ben sana? Gafur! Oh! Ah! Oh!
hamile bıraktın hem. Bir de hamile bıraktın. Yok saniyem, öyle bir şey yok. İftira atıyor. Ben senin üstüne gül koklar mıyım? Rabbim belanı versin. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Allah bir belanı versin. Sen de belanı ver. Şey Demir Bey'im, yemin ediyorum yok. Saniye! Bu bana yutturamayınca Gafur'u mu gözüne kestirdin? Valla bilmiyorum oğlum. Gafur'un çocuğu yok ya. Belki beni ortalarda bırakmaz diye düşündü. Bilmiyorum anne. Bildiğim tek bir şey var. Bu seher denen ahlaksız bu çiftlikten gidecek hemen. Bugün. Bak gönlünden bilinen bir kaza çıkacak ha. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Abla, sen bana söylesene ne oldu yenge? Ne oluyor bunlara? Ne bileyim? Ay Gürten ne oluyor? Nasıl yaptın? Saniye bir şey yapmadım. İftira diyorum. O bana iftira atıyor. Bak beni bir dinle. Ben bir şey yapmadım Saniye. Bırak gideyim. Saniye. Dinle beni kurban olayım. Ben bir şey yapmadım. Ben senin üstüne gül koklar mıyım? Koklamam. Sen benim kaderimsin. Gafur bir şey yapmış belli. Bırak peşimi, gelme. Gelme peşinden, gelme. Git o seher yılanın yanına geç. Kimin koynuna girdiysen onun yanına git. Gel. Ya ben kimsenin koynuna girmedim diyorum Saniye. Yenge, ne oldu? Ne seheri? Ne oldu? Kimse bırak evini. Yenge, dur Allah aşkına kurban olayım. Söyle ne oldu Saniye, sana? Ne oldu? Bu meymenetsiz kocan aldattı mı seni? Öyle bir şey. Doğru konuş, ağzını yırtarım şimdi. Allah yengem dur. Allah. Kurban olayım, seher nereden çıktı sen? Sen bir şey mi gördün, ne oldu sana? Bırak evime gidin. Yok, hayır dur. Ne olursun kurban olayım, anlat ne oldu sana? Allah canım, Allah'ı da bugün yine gör. Yok, ağzından yer alsın. Ne olursun kurban olayım, söyle bana ne oldu sana, ne oldu? Ne oldu? Abi seher s**kimi bırak. Ne? Gebe mi bırakmış? Saniye. Kocan önce seni hamile bıraksın. Sonra başka kızlara baksın. Seni var ya. Seni var ya, parçalarım. Kız ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söylüyorum. O diline hakim olacaksın, seni parçalarım. Ne yapıyorsun? Yalan sanki. Sen ne biçim konuşuyorsun abim hakkında benim? Seni ayağımın altına alırım. Git buraya. Git. Gülten ne oluyor sana? Kapan kesimi ya. Saniye kapıyı aç, konuşacağız. Ne suratına. Bas seni alsın. Sen nasıl yaptın yengeme bunu, niye yaptın? Gülten bacım bak, yemin ediyorum sana. Yalan söylüyor. O sen bana iftira ediyor. Selvi boylum, ben yengene böyle bir şey yapmadım. Benim Selvi boylum, ben yapar mıyım böyle bir şey? İftira diyorum sana ya. Saniye kurban olayım, aç kapıyı. Gülüm, ben senin üstüne gül koklar mıyım? Bana nasıl kıydın? Benim yüreğim ateştir zaten. Ah ben de talihsizmişim. Allah'ım. Beni niye çorak yarattın? Beni niye çorak yarattın? Bana niye böyle vermedin? Ay ya! Ah talihsiz Saniye. Ay konak değil, aşk gemisi bir mübarek. Ay ne biçim insanlar bunlar ya? Ay Şermin, yalnız o Gülten var ya, o Gülten. O ağzı var, dili yok kız, gitmiş. Yerine bambaşka biri gelmiş. Ay resmen saçını başını yoluyor da elinden almasam. Çirkef kızım bunlar, çirkef.
O Ercüment bile kim vurduya gitti? Kim bilir ne yaptı? Allah ağızlarını açmıyorlar. Gömdüler gitti. Ne adı kaldı Ercüment'in ne sanı. Ha, o da ayrı bir hadise zaten. Şermin acaba bu gafur hakikaten iftiraya mı uğradı? Ay çocuk kendini paralıyor baksana. Vallahi Füsuncuğum bir şey değil mi? İftiraysa da şaşırmam, doğruysa da şaşırmam. Bunlar hünkâr çatısının hizmetinde değiller mi? Her şeyi beklerim ben bunlardan. Terbiyesizler. Sanrı! Sanrı! Kazanç kurban olayım ne olursun seni. Saçını bir dinle kurban olayım. Saniye aç beni bir dinle. Kurban olayım kız beni bir dinle. Vallahi bak kapıyı kırıyorum ha. Ah kırıyorum Saniye. Ne? Ah kırıyorum kapıyı. Hayır dur. Şimdi gitme üstüne bırak. Ya sen daha bir dur deyip durma. Gülten ne olursun candan içeri git. Yengem de kapıyı aç de pencereyi aç de ne olursun. Abim böyle bir şey yapmamıştır de. Kurban olayım bir şey yap hadi Gülten hadi git. Kız çekil sen de arada kalacaksın ya. Ya yapmış mıdır ya? Yaptıysa da günah taş olsun. Ya Gafur Ağam'ın bir suçu yok. O seherin gözü göz deldi ki. Yuvası yıkılmazsa bari. İnşallah. Ne olursun kapıyı aç beni bir dinle. O yemin ediyorum iftira atıyor bana. Yüzleştireceğim seni Saniye'm. Yüzleştireceğim seni onunla. Saniye! Kız ne olursun bir kapıyı aç dinleyelim. İftira atıyorlar bize Saniye'm. Saniye kurban oldu. Seni seviyorum Saniye. Ne olur aç kapıyı. Saniye. Saniye ne olursun aç kapıyı. Aç kapıyı bir dinle kurban oldu. Beni bir dinle ya. Saçını bir deline kurban. Benim yüzümü yere. Sen benim yüzümü yereydin. Sen benim yüzümü yereydin Gafur. Yuvam yıkıldı. Yuvam yıkıldı. Yuvam yıkıldı. Seni Tiyan! Sen hala bu konakta ne işin var kız? Namussuz ahlaksız seni! Söyle! Ya bırak! Kız hiç mi utanman yok kız senin? Ha? Saniye abla sana ablalık etti ablalık! Hiç güç öğretti! Hiç mi vicdanı sızamadı senin ha? Ya bırak! Ben bir şey yapmadım Fadik! Bak hala bir şey yapmadım diyor ya! Görmedin mi sandın samanlıkta nasıl cilveleştiğini? İnkar ettim diye unuttun sana Seher Hanım! Ben bir şey yapmadım Fadik. Gafur abi dedim ben ona. İnadına peşimden geldi. Hediyeler aldı, seviyorum dedi, ölüyorum dedi. O çıkardı beni yoldan. Ne? Seviyorum mu dedi? Seviyorum dedi. Senin için yanıyorum dedi. Saniye'yi boşayıp seni alacağım dedi. Ben istemem dedim. Yuva yıkanın yuvası olmaz dedim. Dinlemedi. Ne yaptım, ne ettimse dinlemedi. Kandırdı beni. Günahıma girdi. Fadik. Ne yapacağım ben? Mahvoldum. Saniye ablayı da beni de mahvetti bu adam. Saniye'yi boşayacağım dedi ha? Yeminler işte. Tenli duvaklı gelin edeceğim seni dedi. Erkekten mi? Topunun Allah belasını versin. Bittim ben Fadik. Bittim ben. Nerelere giderim ben? Ne yaparım? Gülten! Saniye! Kurban olayım! Aç bu kapıyı! Gafur abi galiba işlemiş bir günah. Ya Saniye, yapmadım diye yemin içiyor. Duymuyor musun? Ya Saniye, yok yok. Allah günah yazmasın ama. Fatih, yavrula körükle gitme. Ya Seher yemin Saniye, billah ediyor. Ben zaten gördüydüm samanlıkta ikisini. Seher ayartmaya çalışırdı Gafur abiyi. Gafur abiye bir cilveler, bir işveler görmen lazım. Gafur abi de Seher'e entariler alacağım, küpeler alacağım demiş. Ne? Konuşturdum diyorum ya. Yıktı adamın yuvasını, yıktı. Mecbur Gafur abi boşayacak artık Saniye ablayı. Fadik, ağzını hayra aç. Yemin ediyorum hıncımı senden alacağım ha. Saniye bak aç, izah edebilirim. Büyük bir... Al hepsini. Oh. Bir daha adım atmayacaksın. Saniye'm iftira... Ay, ay.
Ne oluyor? Kurban olayım Saniye. Ne yapıyorsun Saniyem? Ne yapıyorsun? Allah! Gafur ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bak bizi kıskanıyorlar. Sen oyuna geliyorsun. Kocanı dinle ne olursun. Allah'ım şu halimize bak. Bir durun. Ne oluyor? Saniyem. Saniye. Allah. Allah'ım dinle deyince Saniye ne yapıyorsun? Ya Rabbim eşyalarımızı niye atıyorsun dışarı? Defol git buradan. Kızım. Defol git. Saniye ne oluyor kızım? Büyük hanım, iftira atılıyor bana. O seher denen haysiyetsiz bana iftira atıyor. Getirin, getirin Büyük hanım. Getirin ben seherle yüzleşeyim ne olursunuz. Ben yüzleşmek tamam, istiyorum. Tamam, tamam, tamam. Yüzleşecekmiş. Nesine yüzleşecek hanımım? O haltı nasıl yediğini mi anlatacak size? Saniye, Saniye kızım kendine gel. Saniyem kurban olayım atma. Kız ne ya? Ne oluyor Saniyem ya? Ne oluyor kızım ya? Niye dinlemiyorsun beni? Vallahi rezillik bu. Bu ne hal böyle? Bu ne böyle Gaffur ne bu? Bütün ailem, aile hayatım sokakta gitsinler. Sokakta. Asıl ahlaklı geçinenden korkacaksın işte. Ahlak kumkuması konağın haline bak Füsuncuğum. Cinayete kurban giden teyze oğlumu ararsın. Zinamı ararsın. Şermin biraz utanman olsun lütfen ya. Tamam kızım. Cevap verme şuna. Allah Allah. Ben utanılacak ne yapmışım acaba? Yapanlar düşünsün onu. Füsun tut şunu sen akıllı bir kadına benziyorsun. Götür evine yoksa fena şeyler olacak ha. Hadi gel içeri geçelim. Bir dakika Füsuncuğum. Hayır kötü ne olacakmış acaba? Ben sizden mi korkacağım? Hayır burası benim kendi konağımın bahçesi. Hadi yürü konağına. Yürü. Gel geçelim içeri. Gel. Hadi bırak ya siz film mi izliyorsunuz? Niye toplamıyorsunuz bunları? Dur. Dur sen de sus artık. Saniye. Kızım. Allah aşkına aklını başına topla. Bu böyle olur mu? Olmaz böyle kızım. Hanımım ben biliyordum. Ben bunun bir halt yediğini hissetmiştim. Ama kimselere söyleyemiyordum. Tamam kızım. Büyük hanım, kurbanın olayım. Yani benim kaç yıllık hanımım. Ben böyle bir şey yapar mıyım? İftira diyorum büyük hanım kurban olayım. Ne yapmışım ben? Hanım ben boşanmak istiyorum. Ne? Allah'ım! Allah! Allah! Ne? Ekrem, oğlum, Bora, gel bakayım, gel. Baba. Gel bakayım, gel. Baba, ben bir bankaya uğrayacağım, bir şey diyor musun? Yok, tamam. Ha, Yılmaz. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyur baba. Bu Ekim Hanım'ın annesiyle babası düğüne gelmeyecekler mi? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum? Konuşmadınız mı evlat? Yani Müjgan konuşmak istemiyor, ben de çok zorlamadım. Ama öyle konuşmadan olur mu istemiyor diye? Annesiz babasız nikah mı olur evlat? Yani kızcağız çok mahzun olur düğünde bak söyleyeyim. Mutlaka bir konuş. Tamam. Hadi. Gel bakalım. Alo. Alo, İstanbul yazdırmıştınız. Evet. Aradığınız numara konuşmayı kabul etmedi. Ne? Nasıl kabul etmedi? Maalesef hanımefendi, konuşma talebiniz reddedildi. Peki. Teşekkürler. Abiciğim ne oldu?
Annem benimle görüşmek istemiyor Sabahattin abi. Santral aradığınız numara görüşmeyi kabul etmiyor dedi. Üzülme kardeşim. Hep olur böyle şeyler. İlk sizin başınıza gelmiyor. Zamanla düzelir. Düğüne gel diyecektim. Bu benimle konuşmayı bile kabul etmedi. Ağlama kardeşim. Sabırlı ol. Hele ilk çocuğunuzu bir kucağınıza alın. Bak o zaman anneannesi de dedesi de nasıl pervane oluyor. Annem ya, benim annem. Sabahattin abi, annem. Nasıl bir anne çocuğum mesut olsun istemez? Niye istemez? Hadi ağlama. Geçecek Müşkan. Hadi ağlama Müşkan. Eğer beni dinlerseniz... Neyini dinleyeceğim lan sen? Ha? Neyini dinleyeceğim? Kimsin lan sen? Kimsin? Behzat Bey bakın kabullenmiyorsunuz anlıyorum ama Müjgan çok üzülüyor. Eğer beni dinlerseniz bin onun hatırı için. Ha, üzülüyor demek. Vah 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 vah. Anası babası üzülürken üzüldü mü? O kadar üzülüyorsa senin gibi kopuğu bırakır. Ailesinin yanına gelir. Ait olduğu yere. Ne ediyor belirsiz silahlı külahlı bir serserinin yanına değil. Behzat Bey ileri gidiyorsunuz sözlerinize dikkat edin. Neye dikkat edeceğim lan? Ha? Neye dikkat edeceğim? Kimsin lan sen? Allah'ım Karaca hain. Gelmiş profesöre sözlerine dikkat et diyor. Ya sende iğne ucu kadar haysiyet şeref olsa Müjgan koskoca doktor. Ben ona yakışmıyorum dersin bırakırsın kızımın yakasını. Biz birbirimize yakışıyoruz birbirimizi de seviyoruz. Ya geç bunları geç. Birbirlerini seviyorlarmış. Sen sevmekten ne anlarsın lan? Zibidi. Behzat Bey beni dinler misiniz? Asıl sen beni dinle. Kızımın yakasını bırakacaksın. Eğer bırakmazsan oraya gelir kızımı senin elinden söke söke alırım. Anladın mı? Tamirci parçası katil. Bana bak Behzat Efendi. Müjgan'ın babasısın diye benim terbiyem. Behzat Efendi mi? Sen benim adımı ağzına alamazsın. Terbiyesiz. Kes lan! Kes lan seni! Evet. Bak. Sakın kapatma o telefonu. Yemin ederim telefonu kapatırsan ilk uçakla oraya gelirim. Anladın mı lan beni? Biz Müjgan'la evleniyoruz. Asla. Asla bu evliliğe onay vermiyorum. Lan sana onayını mı sordum ben? Bak bana bak. Sana davetiye göndereceğim. Tamam mı? O düğüne geleceksin. Kızına da yakışır bir hediye alacaksın. Paran falan yoksa da ben gönderirim. Anladın mı beni? Sen ne biçim konuşuyorsun ha? Kes bana sözümü! Yanına da karını mı alıyorsun? Ananı, dananı mı alıyorsun? Kimi alıyorsan al. Ama o düğüne gel. Paşa paşa gideceksin o düğüne. Orada da yüzün gülecek. Müjgan'a gidip Yılmaz'ı yanlış tanımışım diyeceksin. Size saadetler diliyorum diyeceksin. Anladın mı beni? Asla. Asla öyle mi? Evet asla. O zaman olacaklardan mesul değilim. Sen neyle korkutuyorsun lan beni ha? Kimsin lan sen ha? Kimsin sen? Başına gelince görürsün. Sesimizi çıkartmıyoruz diye adam tepemize bindi. E tabii evlat. Kendisini tepede zannediyor ya. O yüzden. Halbuki bilmiyor ki o tepelere tırmanmak için yavaş yavaş yürümek lazım. Aferin evlat. Çok güzel konuştun. Kibri kendinden büyük adam. Profesör olsa ne olur? Sence gelecek mi evlat? Gelecek baba, gelecek. Getirteceğim. Gafur abi senin için ölüyorum demiş Seher'e. Karımı boşayıp seni alacağım demiş. Sus Fatik. Ya abim her şeyi yapar, tamam. Ama yengemin üzerine gül koklar mı? Kız Gafur abi baştan çıkaran oluyorum be. Ya sen niye bana iftira? Gafur, hani yüzleşecektin? Al işte yüzleş, niye bağırıyorsun? Söyle kızım. Sen Gafur'dan mı hamilesin? Evet büyük hanım. Kim gebeymiş? Niye bağırıyor bunlar? Yok 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 bir şey yok Amina, bir şey yok. Ben seni boğarım sen. Bana bak indir o ellerini kırarım vallahi. Bana bak. Büyük hanım
benim elim onun eline değdiyse bu iki gözüm kör olsun. Değmedi mi? He? Büyük hanım, ben konağa geldiğimden beridir göz koydu bana. Yanımda arkamda dolandı. Ben abi dedikçe peşimden geldi benim. Yapma etme dedim, dinletemedim. Allah kuru iftiradan saklasın. Yalan söylüyor. Sen niye yapıyorsun böyle? Seni terli duvaklı gelin edeceğim demedim mi? Saniyeyi boşayacağım, seni alacağım demedin mi bana? Büyük hanım, siz beni kaç yıldır tanıyorsunuz? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Yalan söylüyor. Bağırma. Büyük hanım, ben böyle bir şey yapmam. Yalan söylüyor. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Ne zaman dedim? Ne zaman dedim? Bağırma. Tamam, ben ne zaman, nerede demişim? Ne zaman demişim kız? Ne zaman dedim? Samanlıkta demedim mi? Allah'ım! O gece. Büyük hanım, ben ne kadar yapma etme dedimse o da o kadar dil döktü bana. Senin için yanıyorum dedi, ölüyorum dedi. Her gece samanlığa çağırdı bu beni. Büyük hanım, isterseniz ben kitaba el basarım. Vallahi de billahi de getirin, kitaba ben el basayım büyük hanım. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor, iftira ediyor. Bağır. Büyük hanım, bakın bak. Ben anlatayım büyük hanım. Ben samanlığa girdim. Doğrudur, gecenin vakti girdim. Saniye'ye de sorun, beni takip etmiş. Benim birikmiş 3-5 kuruş param vardı. Ben onu aldım bir yere saklamak için. Saniye de geldi, beni buldu. Ben artık samanlığa falan da para saklamıyorum. Bir duvar dibi buldum, oraya saklıyorum. Büyük hanım, bakın. Ben bu çiftliğin kahyası olarak artık samanlığa giremiyorum büyük hanım. Bunu kim aldı o zaman? Ne bileyim? Dur be kızım. Büyük hanım, yalan söylüyorum. Bu altı küpeler de o aldı bana. Ya sen niye yalan söylüyorsun? Sen benden ne istiyorsun büyük hanım? Bu kız bana yalan söylüyor. Allah bin belanı versin. Sen bir daha altı küpeler mi alırsın? Altı küpeler mi alırsın? Dur, dur, dur. Saklasın. Allah'ım, bu kız şeytan. Saniye kurban olayım, kıskanıyor beni. Saniye kurban olayım. Saniye. Dur, dur. Saniye, mutfağa kız götürün hadi. Saniye, kız mutfağa git. Bir şey diyorum Saniye ya. Ne olacağım ben burada artık ya? Bizi kıskanıyorlar Saniye. Bizi kıskanıyor. Dur. Bana bak. Sen de odana. Derhal geç, sen yürü. Sen ne istiyorsun ya? Sen benden ne istiyorsun ya? Sus. Allah aşkına sus. Ay yeter. Kafam şişti, başım şişti. Ay çağırın paşayı. Bunların hepsini alıp karakola götürsün. Falakaya yatırsın da görsünler bakalım. Ay başım şişti, başım. Tamam annem. Dostum, Allah aşkına ağlayıştırma. Büyük hanım, nasıl ağlamam ya? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Tamam, inanıyorum sana. Tamam oğlum, tamam. Tamam ama bir dur, bir durumu toparlayalım, tamam mı? Allah sizden razı olsun tamam. Büyük hanım. Ben özür diliyorum, tamam. Kusura bakmayın. Yok, doğrusunu. Yok. Hadi işine, ay hadi git artık Allah aşkına. Ay, utanıyorum ben. Ay bağırıyorlar, başım. Ne oldu? Kim doğru söylüyor? Anlayabildin mi? Ay bilmiyorum. Yok vallahi, ikisi de yemin ediyor. Ay bir de getir kitabı, yemin edelim falan diyorlar. Şaşırdım kaldım. Bence Seher çocuğu uyamayacak birini arıyor anne. Allah günah boynuna. ne yapacağız peki? En doğrusu buradan yollamak. Evet. Bence de en doğrusu o. Nasıl göndereceğiz Demir kız? Hamile sonuçta, yazık. Bir tanem, Seher acınacak bir kız değil. Emin ol buna. Tamam, ben Seher'e acımıyorum zaten. Karnındaki suçsuz günahsız bebek. Kimden olmuş olmamış. Bizi ilgilendirmez, sokağa mı atacağız? Yazık sonuçta. Züleyha haklı. Tamam, burada tutmayalım ama güveneceğimiz bir yere yollayalım. En azından kıza ağır iş yaptırmasınlar. Evet, iyi fikir.
Ekrem Bey kulüpte konuşurken duydum. Çiftliğinde birini arıyormuş. Oraya gönderebiliriz isterseniz. Tamam. Hem üzerimize düşeni yapmış oluruz. Tamam. Saniye. 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 Saniyem. Büyük hanım bile inandı benim suçsuz olduğuma. Ya koskoca büyük hanım kül yutar mı? Yutmaz. Kendi kulaklarına duydun Saniye. Ne dediğini kendi kulaklarına duymadın mı? Ha? Saniye. Dokunma bana. Git. Git öte git. Sen bana inanmıyorsun ha Saniye. Sen bana inanmıyor musun Saniye? Ha? İnanmıyor musun sen bana? Ha? Öldüreceğim kendimi Saniye. Öldüreceğim. Yemin ediyorum öldüreceğim Saniye. Benim biricik karım benim lafıma, sözüme inanmıyor, güvenmiyor. Aa bak öldürüyorum. Kanımı buralara akıtacağım Saniye. Yaşamışım, ölmüşüm artık benim için bir anlamı yok Saniye. Aa bak kesiyorum kurtlağımı. Burayı böyle kan gölü yapacağım. Benim için yaşamanın artık bir anlamı kalmamış. Kesiyorum. Kesiyorum Saniye. Gafur bırak şunu. Bırak. İnandın mı bana Saniye? İnanıyor musun kocana? Saniye. İnandım. Tamam inan. Keser. Konuşmaz keser. Saniye. Yemin ediyorum içim acıyor. İçim acıyor. İçin acısın. Acısın. Git git kafı git. Git git ahıra mı gidiyorsun nereye gidiyorsun git. Git yoksa göstereceğim ben sana boğaz kesmek ne demekmiş. Defol. Defol. Saniye ne olur. Defol. Saniye. Defol. Saniye. Yüce Rabbim bana niye bebe vermedi Gülden? Ben ne günah işledim ki beni böyle çorak yarattı. Niye benim kucağımda bebe yokken o senin karnında bebe var? Niye? Ağlama. 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 Abdi mi götürecek Seher'i? Evet. Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin Gelin Hanım. Güle güle git Seher. Umarım yaşadıklarından pişman olmuşsundur. Ve umarım çocuğuna iyi bir anne olursun. Bak, seni sokağa atmıyoruz. Aksine, Demir Ekrem Beylerle konuştu. Ağrış yaptırmayacaklar, merak etme. Ağlama. Bir de lütfen başına gelenlerden çocuğunu sorumlu tutma. Onun bir suçu yok.
İyi bir anne ol. Çocuğuna iyi bak. Kendine iyi bak, tamam mı? Sağ olun gelin hanım. Bak ne güzel söyledi gelin hanımın. Bir ihtiyacın, bir sıkıntın olursa beni ara dedi. Ara tabii. Ama bir yanlışını duyarsan boşuna aramış olursun. Tamam mı kızım? Abdi. Buyurun Gülkan. Seher'e ekran yöneticiliğine yine götüreceksin oğlum. Baş üstü. Gelsin. Büyük hanım gönderir mi hiç böyle? Nasıl da ağlıyor bak numaracı. Masum masum ağlıyor. Böyle işte böyle benimle de konuştu. Gafur abiye düşman etti beni 2 dakikada. E hani samanlıkta gördüydün? Gülüm gördüm de demek ki bu yanaşıyormuş Gafur abime. Fadik! Ne oluyor gene? Nereye gönderiyorlar Seher'i? Lan gene başladı bu kadın ya. Bak bu kadın benim canıma yetti artık. Gülten. Gülten? Gülten. Şemir Hanım sen niye her şeyin içindesin? Ha? İnsan bir der ki bana ne? Ya sana ne? Sana ne? Gülten tamam bırak uğraşmayalım ki şu deliyle hadi. Yok. Bu kadın benim elimde kalacak. Kız sana ne oldu böyle? Ya ne olmuş bana? Yok bir şey hadi. Hadi Gülten. Bebeğim benim. Canım benim. Ay, 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 ay. İyi akşamlar. Aa, erken geldin. Evet. Arkadaşların olacaktı mı? Ha, gidecektim ama evim gibisi yok. Karımın çocuğumun yanında olayım bana yeter. Oğlum. Oh. Annem nerede? Bir arkadaşınla buluşacaktı galiba. Gece vakti. Hı. Bir de bu gece gezmeleri çıktı başımıza. Herhalde bizi yalnız bırakmak istiyor. Hı. Eğer bizi yalnız bırakmak için gittiyse iyi o zaman. Gelecek misin baba? Gelecek misin? Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Zayıf, çöp gibi bir oğlan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Atilla İlhan'ın bu şiiri sanki beni anlatıyor. Aşk olsun. Ben senin felaketin miyim? Yok canım, bu 40 yıl önceki şiirden bahsediyorum. O zaman ben senin Adnan Yaman'ı sevdiğini zannediyordum. Bir kere sizi kol kola görmüştüm de hakikaten felaketim olmuştu. Neyse canım boş ver, geçti 40 yıl önceydi onlar. Bitti. Mis gibi yaptık Fatih'le. İyi bir çay dök de içelim. Yenge. Abimle... Sakın Gülten. Sakın abime ev al deme. Senin de kalbini kırarım.
aman 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 garip anam. Saniyeden ayrı düştüm gurbet elde ben. Ekmek verenim yoktu, karnım açtır benim gurbet elde. Karnım açtır beni. Karnım açtır ana. Ya Gafura, artık biraz yatsana. Ya ne yatması Abdi? Allah aşkına ne diyorsun sen ya? Benim içim yanıyor, ciğerim kanıyor. Uyku uyuyamam ben artık. Saniye yüzüme bakmıyor benim. Eve almıyor beni. Senin o güzel gözlerin deli et. Beni elma yanaklı saniyem. Yiyecek bir şey var mı evde? Ha? Gençler sonunda muradına eriyor. Hı? Sen de kayınpeder oluyorsun. Nasipse Allah'ın izniyle sevenleri kavuşturuyoruz. Nerede oturacaklar? Beraber oturacağız. Beraber? Hı-hı. Ne güzel. Ben aslında söyledim onlara, istediğiniz yerde arzu ettiğiniz bir evi alalım dedim. Zevkinize göre dayayın, döşeyin falan dedim ama yok baba dediler. Biz burada oturacağız diye ısrar ettiler. İyi ki etmişler, ne güzel. Dışımdan pek bir şey belli etmemeye çalıştım ama içimden çok mesut oldum. Artık gözümün önünde olacaklar. Evet. Aslında ben gençliğimden beri hep iki çocuğun hayalini kurdum. Yani nedendir bilmiyorum. Kız erkek o da mühim bir. Ama iki çocuğum olsun istedim. Böyle sağlıklı sıhhatli iki çocuk. Hep bunu istedim. Allah da dualarımı kabul etti. İki çocuğum oldu. Ama kaybettim onları, biliyorsun. Allah verdi, Allah aldı dedim. Hikmetinden sual olunmaz dedim. Bekledim. Sabır dedim, tevekkül dedim, bekledim. Hiç isyan etmedim. Hiç baş kaldırmadım. Görelim Mevlam ne eyler. Ne eylerse güzel eyler dedi. Güzel de eyledi. Seneler sonra Yılmaz çıktı benim karşıma. Benim evlatlarım gitti ama Allah bana bir başka oğul verdi. Yılmaz'ımın sayesinde de şimdi bir hanım bir kızım oldu. Yani Allah benim duamı böyle kabul etmiş oldu. İnşallah ben de onların çocuklarını kucağıma alırım da artık torunlarımı sevmeye başlarım. Torunların olacak, alacaksın. Alacaksın. Allah bize torunlarımızla, evlatlarımızla sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip etsin inşallah. Amin Yaman Hanım. Amin inşallah. Şu düşmanlığı husumeti de bir ortadan kaldıralım. Bir bitirelim hayırlısıyla. Bitecek, o da bitecek. Demir bitirmeye kararlı. Yılmaz'a yaptığı teklif bunun bir işareti. Demir Yılmaz'a bir teklifte mi bulundu? Evet.
entegre tesislerinin hisselerini satın almayı teklif etti. Yılmaz'ın cengavere verdiği paranın iki katı. Hem böylelikle birbirimizin yoluna da bir daha çıkmayız demiş. Senin haberin yok mu? Yok. Yılmaz bana böyle bir şey söylemedi. Demir'e de henüz cevap vermemiş zaten. Herhalde düşünüyor. Ali Rahmet, Demir bu düşmanlığı sona erdirmek için elini uzattı. Senden rica ediyorum. Yılmaz bu eli havada bırakmasın. Yaman Hanım, biz el uzattığımız kadar uzatılan eli tutmayı da biliriz. Bizim felsefemizde hüsnü niyetle uzatılan eli tutmamak olmaz. Demir niyetinde samimi ise Yılmaz bu eli mutlaka tutacaktır, merak etme. Dilerim bütün bu yaşadıklarımızdan sonra huzurlu bir soluk alıp verebiliriz. Ben artık bu soluğu seninle almak istiyorum. Daha alacak ne kadar nefesim kaldı ki şu ahir ömrümde. Kalan hayatımı seninle yaşamak istiyorum Yaman Hanım. Ne diyeyim? Olmayacak duaya amin mi diyeyim? Dua duadır. Olup olmayacağını Allah bilir. Bu yaştan sonra mı? Asıl bu yaştan sonra be Yaman Hanım. Geçip giden senelerimizi görmüyor musun? Daha kaç senemiz kaldı ki? Yazık olmadı mı bu sene? Mahşere kadar mı bekleyeceğiz gözlerinin gözlerime değmesin? Şimdi kalbim dursa... Allah korusun. Hiç gam yemem biliyor musun? Yanımda sen varsın. Ne nefes vermek ölmek... ...ne de nefes almak yaşamak. Yaşamak sevdiğim birine yaşamı harcamak. Sen ölürsen ben ne olacağım? Kıyamam ki ben sana. Dur annem, dur annem sen. Evet, işte burası. Aa, ya Demir, hile yapma. Üzüleceğiz sonra uzamadı diye. Hayır, hile yapmadım. Kısa bir dövüştüm. Tamam, tamam, tamam. Günaydın evlat. Günaydın baba. Nasıl keyfi yerinde görüyor musun?
Seni görünce böyle oluyor. Sen bir de Müjgan'ın yanında gör. Mırıl mırıl kedi gibi oluyor. Desene hekim hanımla iyi anlaştın. Çok. Evlat, Yamanların Demir'le konuşmuşsun. Sana bir teklifi olmuş. Konuştum. Güya o da silahı bırakmış. Ha, o ayrı. Ama bu entegre tesisle ilgili sana bir şeyler söylemiş. Sendeki hisseleri satın almak istiyormuş, öyle mi? Evet, istedi. Sen bana bunu ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Yani söylemeyi düşünmüyordum. Çünkü Demir Yaman'ın hisseleri satmak gibi bir niyetim yoktu. He. Kestirip attın yani. Baba, ben 3-5 kuruş fazla para kazanacağım diye hisseleri Demir Yaman'a mı verecektim? Neden olmasın? Maksat Yamanların Demir'i zayıflatmak değil mi? Ha hisseleri almışsın, ha hisseleri fazla paraya satmışsın. Neticede ortada karlı bir teklif var. Evlat, cevap vermedin. Baba, biz buraya para kazanmak için mi geldik? Bizim derdimiz para mı? Biz bunları Çukurova'dan silmek için dönmedik mi Adana'ya? Evet, öyle. Onun için döndük. Ne oldu da fikrini değiştirdin o zaman? Fikrimi değiştirmedim ki. Sence hisseleri misliyle satmak, onu bitirmek, kendimizi güçlendirmek yolunda atılmış bir adım değil mi? Hı? Ayrıca bak. Bak evlat, sana şunu söyleyeyim. Burası Çukurova. Ama hayat düz bir ova değil. İnişi var, çıkışı var, dağı var, tepesi var. Bu ovada hiçbir yere sapmadan dümdüz yürüyemez insan. Önüne çıkacağı meçhuldür çünkü. An gelir istikametini değiştirmek zorunda kalırsın. Şimdi ben bu Yamanların kökünü kazıyacağız derken, ki hala öyle söylüyorum, senin Müjgan'la tanışacağını biliyor muydun? Hekim hanıma sevdalanıp yuva kurmak isteyeceğin hesabımızda var mıydı bizim? Sebep Müjgan mı yoksa başkası mı? Anlamadım. Müjgan mı başka biri mi dedim? Evlat, adam olan üstü kapalı konuşmaz. Hele babasıyla hiç konuşmaz. Ne diyecekse doğrudan söyler diyeceğini. Sen Sebep Yaman Hanım mı demeye çalışıyorsun? Baba, sen yumuşadın. Çok yumuşadın. Hünkâr Yaman senin aklına giriyor. Nasıl giriyor aklıma? Açıkla bakalım. Babam, canım babam. Bak, bu kadın yılan. Yılanların en hakikisi. Barış diyor, sulh diyor, senin kafanı karıştırıyor. Oğlunu kurtaracağım diye senin vicdanınla oynuyor. Sen de istemeden de olsa onun bu oyununa alet oluyorsun. Evlat, sen babanın aklını hiçe mi sayıyorsun? Ne söylediğini duyuyor musun sen? Bak evlat, ben barış derken, sulh derken seni düşündüğüm için söylüyorum. Evleniyorsun ha, evleniyorsun. Bir yuvan olacak, bir evin olacak. Karın olacak, çocukların olacak. Senin benim yaşadıklarımı yaşamasın istiyorum çocukların. Elinde silahla büyümesinler istiyorum. Yuvanın huzuru bozulmasın diye uğraşıyorum. Çocuklarını sen gönül rahatlığıyla büyüt diye uğraşıyorum. Sen ne istiyorsun? Kinle, intikamla mı büyütmek istiyorsun evlatlarını? Ya ben illa elimize silah alıp çatışalım mı diyorum? Bunları bitirmek için illa şiddet mi gerekli? Ben Yamanları bitirmek için zaten onların elinde ne varsa almaya başladım bile. Ama sen buna hayır diyorsan, beraber çıktığımız bu yolda beni yalnız bırakmaya karar vermişsin demektir. Aynı şeyi söylüyoruz işte. Ben farklı bir şey söylemiyorum canın ki. Canın sağ olsun baba, ne yapayım? Canın sağ olsun. Madem öyle, ben de bu yolda tek başıma devam ederim. Evladına kendini anlatamamak da baba olmaya dahil desene. Yamanları bitirelim derken düştüğümüz duruma bak. Tutmuş hisseleri Demir'e geri ver diyor. Ya hazır almışım hisseyi. Niye geri vereyim? Yalnız Ali Rahmet abi doğru demiş Yılmaz kardeş. Hiç kusura bakma. Cengaver, sen de yapma Allah aşkına. Ya baban bedava mı ver diyor. Demir sana iki kat para teklif etmedi. Ya benim amacım para kazanmak. Sen amacın Demir'i bitirmek. Ya bak, bir adam 100 liralık mala 200 lira verirse ne olur Yılmaz?
Büyük zarar eder, büyük. Sen Demir'e hisseleri iki kat fiyatına satarak onu zarar ettireceksin. Yamanları böyle böyle bitirmek daha mantıklı değil mi? Ya Demir Yaman'ı tanımıyormuş gibi konuşma Allah aşkına. Çat diye çıkarıp verecek. Dokunur mu o para Demir'e? Sen öyle zannet. Demir'in atıp tuttuğuna ne bakıyorsun sen? Cakalı cakalı gelsin anca. Demir'de o kadar nakit ne arar? Yok mu diyorsun? Elinde avucunda ne varsa tesise yatırdı. Parasını ne zaman toplayacağı da meçhul. Ya ben olur tamam desem şimdi o ödemeyi nasıl yapacak bana? Zurnanın zırt dediği yer de orası. Sana o parayı verebilmesi için çok arazi satması lazım. Arazileri biz alırsak kendi parasıyla Demir'in toprağını da almış oluruz. Aynen öyle. Bir aracı buluruz. Biz hiç ortalıkta görünmeyiz. Başkasına sattım derken... Bir bakmış ki biz almışız. Doğru söylüyorsun. Vallahi boşuna kırmışım babamın kalbini. Olsun. Ali Rahmet abi kalender insan. Alırsın gönlünü. Bazen nefretim gözümü kör ediyor Cengar. Doğru düzgün düşünemiyorum. Ama iyi ki tanımışım seni. İyi ki kaynaşmışız. Sağ olasın. Eyvallah kardeşim benim. Şimdi iki katına satıyorsun yani hisseleri değil mi şimdi? Yok. Niye iki katına satayım? Madem tesisin tamamını istiyor, o zaman kesenin ağzını açacak. Üç katını versin vereyim. Al buyur, geldi. İyi insan lafın üstüne mi diyeyim, ançoma hazırlan diyeyim bilemedim. Deme deme, bir şey demem. Buyurun, şöyle geçelim. Söyleyecek misin, hisseleri satacağım? Hemen değil, biraz peşimden koşsun. Madem hamama girdi, terlesin Demir Efendi. Evladım. Nerede kaldı bizim kebaplar? Eksik bırakıyorsunuz. Oğlumun kirvesine mahcup ediyorsunuz beni. Hayırdır canavar ya? Nerede çıktı kirve? Sünnet mi var yoksa? He, var. Nasip olursa yaz bitmeden bizim oğlanı kestirelim diyoruz. Yılmaz kardeşim sağ olsun kırmadı beni. Kirvesi olacak inşallah. Biricik oğlum en delikanlı arkadaşıma emanet bundan sonra. Var mı gelen? Eyvah gidiyor. Dur, dur. Uf ya uf. Tam da sırasıydı. Dur geliyorum, dur. Dur geldim. Gülten. Nasılsın? Ben iyiyim de. Sen niye görünmüyorsun hayırdır? Bir şey mi oldu? He, filan yırtıldı da. Bunları toparlayayım derken minibüsü kaçırdım. Hadi ya, kötü olmuş. Sorma. Bir de şimdi geçe kalınca yengemin dırdırı var. Minibüs de iki saatte bir. Allah kahretsin. Ne yapacaksın şimdi? Bekleyeceğim mecbur. Ben seni bırakabilirim. Yani istersen tabii. Yok canım, ne bırakacaksın? Sen bak işine gücüne. Yok ki bir işim. Yani var. Var da şu an yok. Yok yok, beklerim ben. Zaten o tarafta işim var. Hem gitmişken onu da halletmiş olurum. Ya ne yapacaksın çarşının ortasında boş boş iki saat? Evden de bekliyorlar madem. Gel götüreyim işte. Ha? İşin mi var o tarafta? Var var, işim var. Abim laf eder diye çekiniyorsan konağa gelmeden biraz önce indiririm seni. Hem daha az vakit kaybetmiş olursun. Ha? Yolunu değiştirmiyorsan. Yok yok, değiştirmiyorum. Hem ver şunları bana. Ne yok. Taşıyorsun kocaman şeyi, ver. Yok ben taşırım. Ver ver, taşırım. Hadi gidelim. Thank you.
Geçen Ayşelerin bahçeye gelmedin. Çok eğlendik. Ayşe söyledi. Eğlenmişsiniz. Rıza çiğ köfte yiyordu. Harun da bağlamasını getirmiş. Bayağı eğlendik. Sen gelmeyeceğim demiştin ama ben yine de bekledim. Olmadı, işlerim vardı. Olsun. Ben Mustafa'ya söylerim. Bir gün yine bizi çağırır. Bu sefer beraber gideriz. Konakta yemekleri sen mi yapıyorsun Gülten? Yok, yengem yapıyor. Niye ki? Bizim oralarda yüzü güzel olanın eli de lezzetlidir. Parmaklarından bal damlıyor derler. Sen yapıyorsan muhakkak lezzetlidir diyecektim. Araba değil ki. Teneke yığını, teneke yığını. Vasta tamam. Niye çalışmıyorsun teneke? He? Niye çalışmıyorsun? Niye çalışmıyorsun? Niye? Niye? Abim. Ya. Ne yapayım, durayım mı, gideyim mi? Git, git. Git, sakın durma. Araba çalışmıyor kardeş. Abi dur, dur. Yavaşla. Ama dur diye işaret ediyor. Sakın. Senin arabanla görürse keser beni. Tamam, tamam. Korkma. Korkma, durmayacağım. Kardeş. Tekel değil mi bu ya? Ya araba çalışmıyor araba. Biraz dur hele bir şey. İnsanlık ölmüş ha. Ne var burada beni alsam sarayıya bıraksan? Sırtında mı taşıyacaksın? Millet cirlop gibi arabalarla geziyor. Biz burada tenekeyle yürüyoruz. Hem de çalışmayanından, hem de çalışmayanından, çalışmayanından. Takılı. Tamam. Geçtik abini, kalkabilirsin. Beni görmedi değil mi? Yok. Zaten mi? Görmedi, görmedi. Oh. Görmedi. Pikabı bozulmuş herhalde. Neden abim beni senin arabanla görürse keser dedin? Yılmaz abimin yanında çalışıyorum diye mi? Ondan da başka şeyden de kızar işte. Olsun. Belli etmeyiz. Nasıl yani? Neyi belli etmeyeceğiz? Gülten. Biz görüşelim mi? Nasıl? Yani biz ikimiz görüşsek diyorum. Ne? Hayır ya. Ne diyorsun sen? Hayır. Tamam Gülten. Ben sadece şey... Tamam, istemiyorsan görüşmeyiz Gülten. Dur. İneceğim. Tamam. Ben yanlış anlamışım. Kusura bakma. İndiririm az ileride. Şimdi ineceğim. Dur. Gülten. Gülten. Korkma benden. Ben seni çok beğeniyorum. Hem de ne zamandır. Ama sen arkadaşlık etmek istemezsen ben ağzımı açmam da. Gülten, ben seni incitmem. Sana yanlış bir şey yapmam. Ama sen görüşmek istemezsen bir şey demem daha. Çetin, biz olmayız. Olamayız. Sen de unutma bunu.
teneke. Ah Yılmaz, ah Yılmaz. Namusunla çiftlikte şoför olsaydın bu arabalar böyle bozulmazdı. Senin gibi ben teneke. Ya sen ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Allah'ım. Ya Gafur, sen bu tenekeyi mi hak ediyorsun ha? Bunca yıllık kahyasın, bu tenekeyi mi hak ediyorsun? Vallahi bir insan evladı geliyor. Yavaşla. Yavaş yavaş. Daimur oğlu bir yavaş hele. Hadi be Adem o. Hatip abi sen eksiktin gevşek. Hayırdır Gafur? Yamanların tenekesi mi bozuldu? Yok yok Hatip abi hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Hiç hiç inme inme. İnme inme. Lan herifin 40 yıllık sağ kolusun hala bu külüstürle mi koşturuyor seni sağa sola? Tam maraba mısın, kahya mısın belli değil. Lan. Hiç utanmıyor mu bu yamanlar? Vallahi beni hiç konuşturma Hatip ağa. Yarama hiç basma. Vallahi burana kadar doluyum artık ha. Ne oldu? Motor mu çalışmıyor? Ya marş basmıyor ha. Sanayide Tahir Usta var biliyorsun. Onu getirsem 5 dakika. Hemen halleder. Daha önce de yaptı bu teneke yığını. E gel madem bırakayım seni sanayiye. Yok 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 yok. Hiç gerek yok. Vallahi hiç gerek yok. E ne yapacağım burada bir başına? Ya bizimkiler şimdi geçerler. Onları bekliyorum. Beni alır götürürler ya. Ya geçmezse ne yapacağım burada? Bütün gün güneşin altında bekleyeceğim mi böyle? Ya beklerim ben. Vallahi hiç bak durmasın. Git vallahi git. E iyi madem sen bilin. Ben de selametin oraya gidiyordum. Şöyle en acılısından bir kebap yiyeyim diye. Afiyet olsun valla ne diyeyim. Sen de gel. Ya gel işte kebap yerik. Kebap ha? He selametin orada. Selamet çok güzel kebap yapıyor ya. Ben onun zırhına bayılıyorum. Güzel mi? Üstüne tanıma. Hadi gel. Sen bilin. Gelmiyor musun? Vallahi benim karnım çok aç. Ben daha fazla dayanamayacağım. Sen böyle amele gibi güneşin altında bekleyeceksen bekle. Ya onunki can bizimki patlıcan. Vallahi karnım çok aç. Ölüyorum acımdan. Atiba! Ya bir dur hele dur. Ya vallahi doğru diyorsun ha. Düşündüm. Ben burada niye mal gibi bekleyeyim sığır gibi güneşin altında? En iyisi ben seninle geleyim. Sen beni sonra sanayiye atarsın. Olur mu? Ya hadi atla o zaman atla. Vay anam vay anam. Bak işte bu araba. Bak bu araba. Nasıl? Vallahi çok güzel. İnsanın iştahı açılıyor. Oo, hoş geldin Hatip ağam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selamun aleyküm. Gafur ağa. Geçenki masayı alayım mı ağam? Daha iyi masan mı var selam? Estağfurullah ağam. Her zaman en iyi masa senendir. Buyurun. Geç. Geç. Vallahi olmaz. Ya. Yahu mekanınız ne kadar güzel ya. Vallahi billahi insanın iştahı açılıyor ha. Sen ne diyorsun ya? Selamet. Gafur ağayı tanıyorsun değil mi?
Gözüm bir yerde nasıl sürüyor ama çıkartamadım ha. Nasıl tanımazsın ya? Yamanlar çiftliğinin baş kahyası Gaffur abi. Ya ben daha evvel buraya geldim. Yalan olmasın 2-3 defa. Fakat çok zaman geçti. Yani hatırlamaması normal diyorum. Hadi bize böyle güzel masayı donat, su getir, ekmek getir. Hadi. Pideleri biraz ısıt olur mu? Oh. Gaffur, Demir Yaman getirmiyor mu seni hiç buraya? Ya. Demir Bey'imi tanımıyor gibi konuşuyorsun ha Atif ağa. Getirmiyor yani. Yok, yanlış anladım. Şimdi biz Demir Bey'imle yani daha samimi, daha böyle bir arkadaş gibi yani. Mesela nasıl yani arkadaş gibi? Misal, şimdi biz ava gidiyoruz. Bağ evi var, çok güzel. Demir Bey'im fazla böyle insan içinde bulunmak istemiyor. Kalabalığa girmiyor. Götürüyor beni bağ evine. Orada öyle takılıyoruz biz. Böyle gözlerden ırak. Lan siz var ya. Hatun matun he? Vallahi bak. Bağ arasında he? Bir duyan bu ya olacak şimdi. Vallahi bir duyan. Getir oğlum getir. Getir getir. Getir. Ya acımdan ölüyorum ha. Ye afiyet olsun. Eşek gibi çalışıyorsun oğlum yiyeceksin tabii. Ya çalışıyorum ki ne çalışıyorum Fatih ağa ne çalışıyorum. Ya öyle bir çalışıyorum ki. Ya koskocaman çiftlik. Yani ahırı var, atı var, eşeği var, koyunu var, sığırı var. Ya bitmiyor, bitmiyor işi. Ya tarlalar da var. Tarlalar, marabalar. Hele o marabalar. Hele o marabalar. Sefil marabalar. Ya sefil ki ne sefil. Burnumdan getiriyorlar yani. Bak, ürünü topluyorum. Depoya götürüyorum. Zahireyi tüccara götürüyorum. Pazarlık. Ya pazarlığı da ben yapıyorum. Ha. Sen olmazsan var ya, çöker o. Çöker. 3 gün bak, 3 gün diyorum sana. 3 gün elimi çekeyim. Bitti. Tabii canım. Ya ayakta duramaz. Durmaz. 3 gün. Görüşelimmiş. Beni beğeniyormuş. Benim seni görecek halim mi var? Bitmişim ben. Mahvolmuşum. Hoş geldin Gülten bacım. Sağ ol. Şu teklifini düşündüm Demir Yaman, kombine tesis hakkında. Umarım müspet bir karar vermişsindir Yılmaz. Vallahi benim için müspet bir karar ama seni bilemem tabii. Yani satmayacak mısın? Yok, satıyorum. Satıyorum ama... Ne? Müşavirimle iktisadi verileri tekrardan gözden geçirdik. Hisse başı teklifini yükseltirsen hay hay hisselerim senin olur. Ben zaten iyi bir teklifte bulundum. Ne kadar artırırsan mesela? Üç katı mesela. Senin Allah'ına kurban. Ya bu Selamet'in kebabı çok güzel oluyor. Eti nereden alıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Nasıl zıplıyor ama çok güzel oluyor ha. Sen ne diyorsun ya? Anlat hele. Nasıl gidiyor çiftlikte işler şu ara? Vallahi Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok. Büyük hanımın yeğeni mevzusu vardı. O da bitti. Başka bir şey yok. Ha,
Ne oldu hakikaten o çocuğun mevzusu? Levent miydi, neydi? Ercüment. He he, Ercüment. Çıkmadı değil mi bir şey? Ha. Kim vurduya gitti herif yani? Biraz öyle oldu. Yazık. Gencecik de çocukmuş. Benim teyze oğlumun başını taşla ezecekler. O Çukurova'yı ayağa kaldırdım ayağa. Herkesi dikerim oraya. Şimdi Atıp Ağam. Demir benim de kaldırıyor. Bak kaldırmıyor değil. Usul usul yapıyor. Niye? Devletimize bir zeval gelmesin diye. Yoksa Demir Bey'im de yahu her gün jandarmaya gidiyor. Ben biliyorum. Her gün jandarmaya gidiyor. Bulun da bulun, bulun da bulun. Yapıyor. İşli köfte de getirdim ha. Ne diyorsun ya? Getir, getir. Şalgam da ver bana. Selamet usta. Ayranım var değil mi? Olmaz mı? Hı. Böyle bol köpüklü olsun. Bardağın üstünden taşsın, o kıvamda olsun. Yalnız böyle ayranım çok açık sulu olmasın. Kıvamı koyu olsun. Direkt yoğurt vereyim. Yok, yoğurdumuz var. Ayran istiyorum ben. Böyle çocuklara söyle, 2-3 tane buz atsınlar. Güzelcene sallasınlar, iyice bir köpürsün. Dediğim gibi kıvamı çok açık da olmasın, çok koyu da olmasın. Yahu getir, getir. Kafur ağan ne istiyorsa onu getir ya. Hadi. Bakacağım ben bunun tadına. Hmm. Vallahi bir şey çok... soracağım. Şu tesis işi ne oldu? Hangi tesis? Demir Bey'im de tesis yok. Ya et süt tesisi ya. Hani şu milletten süt toplayacaktı, pakette peynir yapacaktı ya. Ne oldu o iş? Durdu öyle herhalde. Yılmaz Akkaya almış oranın yarısını. Cengaver satmış, duydum. Ondan mı durdu iş? Demir Bey'im çözecek. O işi de çözecek. Yakındır, eli kulağında. Bu Yılmaz Akkaya ne hikaye be? Sen önce gel adamın şoförü ol, sonra da gel ortağı ol. Akıllı herifmiş ha. Bak hadi ha. Yılmaz Akkaya'nın arkasında fekeli olmasa... Tarlada traktör sürüyordu, traktör. Vallahi kardeşim ben neticeye bakarım. Herif Demir Yaman'ın ortağı oldu mu? Oldu. Koskoca entegre tesise ortak oldu herif ya. Demir Yaman'a entegre tesis fikrini kim verdi? Sen onu biliyor musun? Sen mi yoksa? Ben. Oturuyorum bir gün, gazete okuyorum. Yazıyor orada. Koştum gittim Demir Bey'imin odasına. Ben geldim beyim dedim. Oturdum. Buyur bak. Demir Bey'im dedim bak. Biz gazetede okuyoruz. Elin Avrupalısı yapıyor. Alıyorlar. Eti, sütü. Buradan fabrikaya veriyorlar. Buradan pakette eti, sütü alıp halka veriyorlar. Biz niye yapmıyoruz? Bizim neyimiz eksik Avrupalılardan beyim dedim. Düşündü, haklısın dedi Gaffur. 2-3 gün kafa yordu, gitti geldi ona buna sormuş. Çağırdı beni. Gaffur dedi işe giriyoruz. Ya girelim dedim, girelim. Altı üstü daha fazla çalışacağız. Çalışalım, çalışalım, üretelim dedim yani. Ya helal olsun. Benim senin gibi kahyam olsun, bırak tesisi Çukurova'ya aldırdım, Çukurova'ya. Hatip Ağam. Şimdi benim aklım bu işlere yatıyor. Babamızdan, dedemizden gördüğümüz. Fakat bir elimizden tutan yok. Yani önümüzü açan yok. Olur, olur. O da olur, o da olur. Şoförler ağa oluyor bu memlekette ya. Sen neyin eksik? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ali Rahmet ne heyecanlıdır şimdi. Vakit yaklaştı ya, yerinde duramıyordur. Vallahi bana hiç belli etmiyor heyecanım. Bırak Allah aşkına. Davetiyeler için hiç aramadıysa 100 kere aradı beni. Hadi ya. Desene bana sakin oynuyor o zaman. Hadi Allah tamamı neredesin Yılmaz Bey. Sağ ol Kemal Bey, görüşürüz.
söylesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istedin. Uğruna savaş vermediysen, ne söylesen, ne beklesen, yaradandan Yılmaz ya da kaderinden Süleyha ele geçmez istedin. Uğruna savaş vermediysen, kusura bakma görmedim. Sanki seni acısını, çilesini çekmediysen. Davetiyeleriniz hazır. Tarihiniz belli olmuş. Hı? Belli oldu, haftaya evleniyoruz. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani güzel soran gözlerine kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani Mesut olmanı istedim. Boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerine kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Aile kurmak, çocuk sahibi olmak, bunlar herkesin yaşaması gereken güzel şeyler. Dilerim her hayalin gerçek olur. Neyi özlediğimi bilmeyip, acı da olsa yine gerçeği görüp de sevmeyi bilmediysen, sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğimi bilmeyip, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Acısını, çilesini çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynunda, Süleyha, hani paramparça vermezse kaçar mısın benimle? Hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, kaçırır mısın beni? Bekleyen dargın anılar gibi. Ben senin için her şeyi yaparım, sen kaçar mısın onu söyle. Hani büklüm büklüm boynunda, ben seninle her yere gelirim.
Hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhumda. Hani... Hünkar Hanım haklı. Önce yakın köylerle ilgilenmek icap eder. Evet, öyle. O yüzden de bu yaz tatilinde civar köylerde okuma yazma seferberliği başlatalım dedik. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Evet, hem gönüllü öğretmenlerimiz de var. Hedefimiz yaşlı genç demeden herkese okuma yazmayı öğretmek olsun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Züleyha Hanım. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hanımlar söylemeden edemeyeceğim, yalnız bu fikri bana gelinim verdi. Harika. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de teşekkür ederim anne. Fikrime değer verdiğiniz için. Solgun görünüyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, şey, biraz hızlı yürüdüm herhalde. O yüzden olabilir. Merhaba. Merhaba Şirmin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hesabımdan 10.000 lira çekeceğim. Tabii ki, hemen bakın. Şirmin Hanım, üzgünüm. Size yardımcı olmam mümkün değil. Ne demek yardımcı olmam mümkün değil? Hesabınıza ihtiyati tedbir konulmuş. İhtiyati tedbir mi? O ne demek? İhtiyati tedbir ya, yani bir nevi önlem. Kim koydurmuş? Mahkeme efendim. Mahkeme mi? Maalesef. İhtiyati tedbir kalkmadığı sürece hesabınızla ilgili hiçbir işlem yapamazsınız. Anlamıyorum kardeşim. Türkçe konuş. Ne demek işlem yapamazsınız? Ben işlem yapmak istemiyorum ki. Hesabımdan paramı çekeceğim. Mahkeme kararı olmadan paranızı çekemezsiniz hanımefendi. Ya para benim değil mi? İstediğimi yaparım. Üzgünüm. Şermin Hanım, kanun böyle. Başlatma şimdi kanunundan. Derhal bütün paramı çekmek istiyorum. Bakın mümkün değil Şermin Hanım. Yani kanunen mümkün değil. Demir Yaman Bey, ihtiyati tedbiri kaldırmadığı sürece hesabınızla ilgili hiçbir işlem yapamazsınız. Demir Yaman mı? Demir Yaman adına avukatı talep etmiş. Demek bana bunu da yaptılar. Siz de göreceksiniz. Şerafettin Yaman'ın kızına böyle davranmanın hesabını vereceksiniz. Tabii önce Demir Yaman verecek. Evet. İlk gönüllü öğretmenlerin listesiyle başlayalım. Aklımıza gelenleri yazalım. Müthiş, tadına bakmak ister misin? Ah yok, teşekkür ederim, sağ ol. Nermin Hanım vardı. Ne oldu çocuğum? İyi misin? İyi. Ha? Niye kalktın? Aa, ne oldu? Züleyha Hanım. Aa, doktora gidelim. Su getirir misiniz? Doktora gidelim mi yavrum? Arabamı getirin. Hemen Hünkar Hanım. Kusura bakmayın, ne oluyor? Yok, yok, iyiyim. Gel çocuğum, gel, gel. İyi misin? Sen bekle oğlum burada. Yürüyebilecek misin yavrum? Ha? Nasıl bir şey mi yetin acaba? Daha iyisin değil mi? İyi miyim, merak etmeyin. Züleyha. Ne oldu, neyin var? Bilmiyorum ki Sebahattin abi. Birden başım döndü. Herhalde tansiyonum düştü. Bilmiyorum. Şehir kulübünde oturuyorduk. Bir anda fenalaştı, kustu. Anladım. Bugün farklı bir şeydi mi? Yok. Yani uzun zamandır bir şey yemiyorum zaten doğru düzgün ama. Hemen tansiyona bakalım. Bir de serum takın. Telaşlanmayın. Hemen geleceğim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sabahattin abi. Efendim amca. Züleyha geçenlerde yine buradaydı. Acil mi?
Evet. Sinir krizi geçirdi. Önce bağırdı, çağırdı. Sonra bayıldı. Yani demek istediğim bu kadar kısa süre arayla böyle bayılma, halsizlik. Anladım kadar... abicim, anladım abicim. Tam kan tahlili isteyelim o halde. Ciddi bir şey olabilir. Bence de iyi olur. Sağ olasın. Kızım bu tahliller ne için? Neyi varmış? Sabahattin Bey istedi efendim. Tam kan tahlili. Sonuçlar bitince size haber verir. Peki. Züleyha, ne oldu bir tanemine? Demir iyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Merak etme. Sabahattin ilgilendi zaten. Şimdi kanını aldılar. Tahlil edeceklermiş. Ondan sonra söyleyecekler. Sabahattin nerede? Ben bir konuşayım onunla. Ay, hayır, hayır. Konuşma. Hatta beni taburcu etsinler ya. İyiyim ben. Bir şey yemedim, o yüzdendir. Tansiyonum düşmüştür. Telaş etmeyin lütfen. Olur mu kızım öyle şey? Bir öğrenelim bakalım ne var ne yok. Bak geçen defa da böyle yaptın. Şimdi tahlillerin sonucunu bekleyeceğiz. Hiçbir ekmek yok. Geçen defa mı? Evet, yine böyle bir tansiyonu düştü. Hastaneye getirmiştik, serum falan bağladılar. Hiç bakmıyor ki kendine. Bunu alt kattaki Sabri Bey'e de götür, o da imzalasın. Odasında mı? Kim? Kim olabilir Sabiha Hanım? Demir'i soruyorum. İçeride değil mi? Az önce çıktı Demir Bey. Bana hesap vereceksin Demir Yaman. Nerede? Bana doğruyu söyle Demir, nerede? Yok dedim ya. Züleyha Hanım rahatsızlanmış. Hastaneye gitti. Yerin dibine de girse bana hesap verecek. Yoğun bakımına yatan hastaya ne oldu? Kontrolleri yapıldı, merak etme. Güzel. Merhaba. Oo, Enişte Bey gelmiş. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz Yılmaz Bey. Davetiyeleri mi getirdiniz? Ha, Müjgan'a verecektim. Bu arada hepiniz davetlimsiniz. Vallahi ben davetimi senden alırım Yılmaz. Herkes biliyor ki ben erkek tarafıyım arkadaş. Al bakalım. Olmuş. Evet. Aşk nasıl bir şeydir? Hesap işi değil. Aşk bir adayıştır. Arayış değil. Mevlana. Çok güzel sözmüş. Bu mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Yılmaz ve Müjgan. Müjgan ailesi geliyor mu? Hı, geliyor. İyi güzel, çok sevindim. Müjgan çok üzülüyordu gelmeyecekler diye. Yok yok, sorun yok. Geliyorlar. Güzel. Vallahi dayanamayacağım. Ben de alacağım sizden davetiye. Al tabii canım. Niye soruyorsun? Teşekkürler. Ben bunları bırakayım o zaman. Züleyha Yaman buraya getirilmiş. Nerede? Şermin. Ne oldu, ne işin var burada? Demir nerede, Demir? Hesabıma tedbir koydurmuş. Bağırma. Ya kuruş çekemiyorum, kuruş. Kendi paramı dokunamıyorum. Yeter artık be. Şermin, burası yeri değil. Züleyha rahatsızlanmış, acile getirdiler. Sen şimdi eve gitse ona. O zaman hesabını acilde soracağım demek ki. Şermin, saçmalama. Şermin. Şermin. Ne demek oluyor bu Demir? Hı? Neden hesabıma tedbir koydurdun? Şermin, burası yeri değil. Hesap ver Demir. Ne istiyorsun sen benim paramdan? Yeter artık, kes, bağırıp durma. Sakin olun. Ne zannediyordun? Yaptığın yanına kar mı kalacaktı? Derhal benim paramdan elini çekeceksin. Kaldırtacaksın o ihtiyati tedbir midir nedir o kararı? Ya çok beklersin. Demir, Demir Allah aşkına. Şş, kızım, ne evde konuşursunuz senin bunu. Hiçbir şeyin yok. Sahip olduğun her şey bize ait. Kuruşu kuruşuna ödeyeceksin. Anladın mı? Kuruşu kuruşuna. Dava edeceğim sizi. Sürüm sürüm süründüreceğim. Şermin, susar mısın? Bırak. Elinden gelen ardına koma. Şermin, susar mısın kızım? Ne oluyor yenge? Neden korkuyorsunuz? Rezil oluruz diye mi? Siz yeterince rezil oldunuz zaten. Baştan aşağı bütün Çukurova'ya rezil oldunuz. Ya, yeter artık. Ya. Sabahattin, parama el koyular diyorum. Sen de bir şey söylesene. Uyuma Allah aşkına şuna, gözünü seveyim. Bırak diyorum, benim daha onlara söyleyeceklerim bitmedi. Şermin, yeter artık. Hastane burası. Derdin neyse evde bağır çağır.
Duymuyor musun? Kızcağız hasta. Bana ne Sabahattin, bana ne? Ne demek bana ne ya? Sus, bağırma. Başımıza ne geldiyse zaten senin bu vicdanın, merhametin yüzünden geldi. Sus be, sus. Rahmi Hoca sizi bir görsün. Ondan sonra tekrar istişare ederiz, tamam mı? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Müjgan Hanım, Sabahattin Bey'i gördünüz mü? Acil müşahede odasında. Ne oldu? Züleyha Yaman'ın tel sonuçları çıktı da onu verecektim. Tamam, ver sen bana, ben götürürüm. Sağ olun. Acil müşahede odasına gitti Yılmaz Bey. Tamam. Tavırlarına dikkatle Charmin. Böyle yaptığın sürece kaybeden hep sen olacaksın. Sabahattin abi. Züleyha'nın sonuçları mı? Ver. Merhaba Charmin abla. Ne olmuş? Nesi varmış Züleyha'nın? Abi birlikte gidelim mi? Gel. Sonuçların çıktı Züleyha. Kötü bir şey mi? Yok, hayır. Aksine güzel bir haber. Nasıl yani? Tebrik ederim Züleyha. İkinci kez anne olacaksın.